İsrail ordusu Lübnan'a girdi. Yeah, 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 yeah. İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a girdi. İşgale başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun Lübnan'dan sonraki hedefinin Türkiye olacağını söyledi. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından yeni bir cephe açtı. Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı. Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal hemen yanı başımızdadır. Karşımızda tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli gözü dönmüş bir işgal şebekesi var. İsrail ordusu Kuzey Okları adı verilen operasyonun sınırlı olacağını açıkladı. Kara birlikleri hava ve topçu ateşi desteğiyle Hizbullah hedeflerine ilerledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Kuzeyden Litani Nehri'nin güneyine araçlarla geçilmemesi için uyardı. Hizbullah İsrail'in işgal girişimine roketlerle yanıt verdi. <laughs> İsrail Lübnan'ın yanı sıra Suriye'yi de hedef aldı. Başkent Şam'daki farklı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında devlet televizyonu sunucusunun bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi. <laughs> İsrail Ankara'dan ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık harekatı hukuksuz işgal olarak niteledi. Askerlerin çekilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tepkisini meclis kürsüsünden verdi. Erdoğan, İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü Türkiye'ye dikeceğine dikkat çekti. Netanyahu'yu uyardı. Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, Ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. Bölgedeki çatışmalar sonunda Lübnan'ın kuzeyine ve Suriye'ye göç hız kazandı. 315 Lübnanlı gemiyle Mersin'e geldi. Türk Dışişleri de Lübnan'daki Türk vatandaşların tahliyesi için alternatif planlar hazırladı. Efendim olacak şey değil. Şimdi tamam. Netanyahu zaten söyledik. Netanyahu bir cani. Soykırımla suçlanıyor ve bu suçla, bu suçla da yargılanıyor şu anda. Lahide. Biz burada 6-7 ay boyunca Türkiye bu davaya müdahil olmalı dedik. Netanyahu'ya karşı. Anca sonunda anladılar, başvurdular. O davayı da Türkiye açmadı zaten. Güney Afrika Cumhuriyeti açtı. Sonra ondan da daha uzun bir süre dedik ki ya ticareti kesin. Sonunda onu da kestiler. Ama başka iddialar var. Mesela ben bir dergiden bir haber gösterdim size. Bu dergideki bu haber duruyor. Ve kimse de henüz yalanlamadı. Şu dergi. Marian diye bir dergi, bir Fransız dergisi. Diyor ki aracı %5 ila 8 komisyon olan aracı Filistinlilerle işbirliği yaparak Türkiye'den şirketlerle İsrail'den şirketler ticaret yapmaya devam ediyorlar. O yüzden Filistin'e ihracatımız patlamış gibi yüzde bin sekiz, yüzde bin özür dilerim artış geçen Temmuz'da. Dolayısıyla evet ama başka bir şey var. Türkiye çapında bir ülkenin, Türkiye bir dünya devletidir ne kadar yıpratsalar ve marjinalleştirseler bile dünya sisteminin içinde Türkiye bir dünya devletidir. NATO üyesidir, Avrupa Birliği'ne adaydır. Yani ciddi bir devlettir, ve güçlüdür ve büyüktür. Bu şekilde Türkiye ölçeğinde bir ülkenin Cumhurbaşkanı meclisinde hayal mahsulü dediği bir şeyi bu şekilde dile getirmez. E o dile getiriyor hükümete yakın medyada haber kanalları da bütün gün ortada bir harita bir şey de bir belge olarak bulamadıklarından belli ki kendi yaptıkları grafiklerle Türkiye'nin şu bölgesini bu bölgesini efendim o bahsi geçen bir, şey şeyin içine katıyorlar bir takım sınırların içine katıyorlar. Ya ülkenin birinde gazetenin birinde bir yerde bir şeyde efendim Türkiye'nin şurası gösterilmedi burası şöyle gösterildi diye haritalar falan yayınlandığında bu ülkede diplomatik kriz yaşanmıyor mu tepki gösterilmiyor mu? Bu televizyonlar nasıl şuursuz ya? Kafalarına göre Türkiye haritasını böyle tahrip edip ama burada başka bir şey var. Yeni kaldıraç. İç siyasete yönelik bir şeymiş gibi geliyor bana. Yeni bir kaldıraç. Yani Efendim böyle bir tehdit altındayız. E biz bir süre daha görev yapalım. E i̇şte yanımızda durun. Ekonomiye bakmayın. Şuna bakmayın, buna bakmayın. E bu arada da anlattığım gibi İsrail'in yaptığı bütün o efendim caniliklerin önüne geçilebilecek bir etkisi yok Türkiye'nin. Onu da dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Bir yandan da. Şimdi bunları ha bir de şimdi şimdi bir de şöyle bir durum var. Bir de şöyle bir durum var. E daha önce Sisi darbeciydi. Senelerce öyle dendi. Sonra Sisi kardeşim oldu. Biz hala darbeci diyoruz. Rakiplerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela Ekrem İmamoğlu'na Sisi demişti. O da sordu sonra şimdi kardeşim olunca hani ben de kardeşim ol oluyor muyum? Bana da diyecek mi? Demeyecek tabii ki. Çünkü bunlar iç siyasette kullanışlı adımlar gibi görünüyor onlara. Dış politikayla efendim ülkenin ciddiyetinin dışarıdaki intibayla falan böyle bu kadar basit oynanmaz yani. Şimdi gel, bu konuşmanın başka kısımları da var. Onlara sonra haberler geldikçe, yeri geldikçe değineceğim.